Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Bu videomda en güzelinden sakallı poğaça nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 500 gram yerilmiş un, 300 ml musluktan su, ılık değil, 50 gram toz şeker, 50 ml ayçiçek yağı, 10 gram tuz ve 25 gram yaş maya. Unu tezgahıma döküyorum. Havuzumu oluşturdum. İçerisine suyu, ayçiçek yağını, toz şekeri, mayayı ufalayarak tuzu unun kenarlarına döküyorum. Maya ile etkileşime geçip direkt mayanın etkisini azaltmasın diye. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu unun ortasında böyle yoğunlaştırdıktan sonra taşma riski olmayacaktır. Bütün hepsini böyle güzelce karıştırıyorum. Hamuru bu şekilde 8-9 dakika vur ve katla yöntemiyle yoğurdum. Elastik bir hal aldı. Tezgahımı böyle hafif ayçiçek yağı sürüyorum yapışmasın diye. Hamuru üstüne alıp hamurun üstüne de böyle bir ayçiçek yağı sürüyorum. Üstünü streçle örtüp bu şekilde dinlenmeye, mayalanmaya bırakıyorum. Evet, hamurum 45 dakika mayalandı. Ellerimi hafif ayçiçek yağıyla yağlıyorum. Hamurdan böyle parçaları kopararak göz kararı parçalar alıyorum. Eğer tartarsanız 35'er gram ideal olacaktır. Şöyle tepsime diziyorum. Hamurumun tamamını yuvarlak bezelere çevirdikten sonra üstlerine yumurta sarısı sürüyorum. Üstünün yumurtasını sürdükten sonra da önceden ısıtılmış fırında 40 derecede sadece 40 dereceye ayarlanmış fırında mayalandırıyorum. Ardından pişireceğim. Pişirmesi 40 derece değil. Şu anda sadece mayalandırmak için fırına sürüyorum. Ponçik hamurlarımı 40 derece fırında yaklaşık 30 dakika mayalandırdım. Gördüğünüz gibi gayet pofuduk oldular. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 180 derecede fanlı fonksiyonda pişirmeye veriyorum. Evet, ponçiklerimi 180 derecede 12 dakika pişirdim. Şöyle yakından göstereyim bir tane. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra da işlemlere devam edeceğim. Evet, ponçik poğaçalarım soğudu. Soğuduktan sonra şu şekilde dilimleme yapıyorum. Hafif çapraz dilimlemesi şöyle. Tam düz değil. Buradan biraz boşluk kalacak şekilde. Dilimlemeden sonra içerisine krem peyniri koyacağım. Dilerseniz farklı peynirler de koyabilirsiniz. Şöyle krem peyniri sıkıyorum. Hafif dışarı taşacak şekilde. Evet, ikinin peynirini koyduktan sonra da böyle gördüğünüz gibi doğranmış maydanozu bandırıyorum bu şekilde. Ve sırayla tepsime diziyorum. Tadı da pofuduk pofuduk, kıvamı da %100 çok güzel olmuş. Sizler de yapın, beğeneceksiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın, hoşça kalın.